Selam millet, nedir oyunlarda tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Sizlerle çok beğendiniz, izlediniz, efendim likeladınız, yorum yaptınız. Reus oyununa temiz bir başlangıç yapmak istiyorum. Hep birlikte şöyle new game diyorum. Beginning başlangıçtan, first era'dan başlıyorum. Start diyorum. Hep birlikte bakalım neler başarabileceğiz. İlk era'dan, en başından, ilk zamanlarından başlayıp gezegenimizin. Evet, çok önce diyor. Gezegen gaz ve toz bulutundan daha yeni soğumaya başlamıştı. Daha yeni soğurken karşımıza bir tane dev çıktı. Titan çıktı. Düzeltiyorum, iki tane titan çıktı. Kim bilir, belki de üç tane titan çıktı diyecektim. İki tane titan çıktı. Devam. Titanlarını böyle yürütebilirsin diyor. Teşekkür ederim yürütebileceğimle. Verdiğin için, ha, adamları birbirinin üzerine yürüt demiş ama. Hızlıca şöyle hemen yapmamızı istediği şeyleri geçiyoruz kardeşlerim. Evet, birbirlerinin üstüne yürüttük adamları. Şimdi ne yapmamızı istiyorsun? Okyanus titanıyla bir okyanus yap. Oksijen diyordum az kalsın. Okyanus yap diyor. Okyanus titanıyla oksijen yap diyor kardeşlerim. Ben de okyanus titanıyla oksijen yapıyorum. Yavrum tamam çocuğum. Çocuğum evladım tamam, dibine kadar indin. Bravo diyor. Tebrik etti bizi. Şimdi ve işte o. Güleç yüzlü Forest Giant. Orman devimiz geldi şimdi. Ayrıca o da eklendi diyor senin portelerine. Gelip orman yap. Ormanı okyanusun belli bir mesafesine yapabiliyor. Mesela şuraya yapamıyoruz. Bakın yalan oluyor. Böyle yaparsak da sakata gelir diyor bu. Ama şöyle yaparsak efsane oluyor. Gerçekten efsane oluyor. Sen de çocuğum sudan çık ya, boş ver. Ne yapacaksın suyun içinde? İşte ormanımızı da yaptık. Kaya Titan'ı yeni bir ability kazandı. Rock Giant. Titan'ı deyip durduma bakmayın. Devi diyor aslında bunlar. Kaya deviyle bir dağ oluştur diyor. Oluşturayım abi dağı. Bu dağ birazcık... Yavrum oluştur. Sen bana bakma. Ben onu oluştur derim. Ondan sonra yürütürüm seni. Gayet güzel oldu. Tam yan yana oldular istediğim gibi. Çöl oluştu. Dünyanın en azından yarısını kapla diyor. Dünyanın en azından yarısını kaplarım tabii koçum. Ayıp ediyorsun. Şöyle yürümeye devam etsen. Sen gel bakayım buraya ormancı. Aman ormancı. Yapıştır şuraya ormanı. Tuşları karıştırmasam mükemmel olacak ama. Sen de gel buraya. Kaya devi. Kaya giant'ı. Bir tane daha şuraya yapıştır. Sucu emmi. En son seninle kaldık baş başa değil mi? Sucu emmi, sen ne yap biliyor musun? Şöyle bir su bas. Gel bir su bas ki biz zaten yapmamız gereken şeyi fazlasıyla başarmışız. Ne yaptı? Şuradan bir efendi yerleşim mi gelecekti? Yok. Oyunun başı için galiba yeterli hamle yaptık. Okyanuslar, çöller, her şeyi yaptın diyor. Hemen sıradaki era'ya geçelim. First era'yı bitirdik kardeşlerim. Şimdi ikinci çağdayız. Second era. İkinci çağdayız. Ne verdi bize? Okyanus devimizi verdi. Orman devimizi verdi. Gezegendeki ilk hayat tohumlarını atmak istemez misin dedi. Okyanus ve ormanla en azından 10 bölgelik bir yer elde et dedi bana. Bunu elde ediyorum abi hemen. Hemen elde ediyorum. Şuradan bir 10 bölgelik yer daha elde etmek için sana şöyle bir yer bırakmam yeter mi? Galiba yetiyor ya. Galiba yetiyor. Sen de gel bakayım bir de şuraya gömçür. Orman olsun abi, kullanmasak da orman olsun, ne olacak? Ya da dur bakayım gömçürme. Çünkü gereksiz yere böyle bir şey yapmış oluruz. Forest Giant'ın özellik geldi diyor. Meyve özelliği gelmiş. Ko bakayım şu meyveyi buraya, ne yapacaksın? Meyve bitkisi.
Vallahi meyve bitkisi çıktı. Sen de dur dayı oğlu dur ya gitme. Vallahi gitme. Ne gerek var? High Mount Settled. Burada bir yerleşimimiz oldu hemen bizim. Buradan teknoloji efendim yemek içecek her tür şeyin olur diyor. Misler gibi. Bunları seçtiğimiz zaman ne yapıyor? Efendim 25'te 25'miş adamlar. Bakın ne kadar da ne kadar da mutlu mesutlar. Bizim oluşturduğumuz meyvelerden yiyorlar hemen orada. Daha da elma ihtiyacımız var falan diyorlar. Ben size bir tane de şöyle meyve versem. Verirsin de sıkıntı olur diyor. Hocam diyor vermesen onu sıkıntı olur boş ver diyor. E peki o zaman vermem ben de. Dev de yürümesin canım. Böyle gitsin. Ha. O zaman ben şurada size meyve vereyim mi? Şurada meyve verebilirmişim evet. Buraya da bir tane meyve bırakalım ya. Ne oldu? Cillop gibi oldu. 3 bölü 10 oldu. Bu bizim arttırdığımız şey yüzünden oluyor değil mi? Popülasyon sınırını biz belirliyoruz. Fruit Plant Ability ile... Birbirleriyle etkileşime geçerler diyor. Hayvanlar, mineraller, bitkiler. Bakalım hemen böyle bir etkileşim var mı gerçekten? Vallahi bu artı bir artı bir bir şeyler diyor ama neden ünlem diyorsun ben anlamış değilim. Galiba ben bunları çok yakın koyarak kendim bir hata yaptım. 10'da 11 diyor hocam. Domestik animal'ın yanına bir tane bundan atacağım hiç kusura bakma. Bakalım nasıl etkileşime geçecekler. Ha, bizim 5'lik şey domestic animal'ın yanında 9 oldu. Domestic animal'lar da 1 iken 4 oldu. Şuraya bir tane daha domestic animal koyalım. Hepsi birbiriyle etkileşime geçti. 5 5 1 1 1 1 iken 5 5 4 4 8 13 8 4 milyon tane şey oldu. Bak ne diyor. Eğer diyor blueberry varsa hayvanların mesafesinde artı 3 yemek verir diyor. Bu da diyor ki, bu da aynı şeyi söylüyor. Bu başka bir şeylerle etkileşime geçiyormuş. O öyle tam bizim söylediğimiz gibi bir etkileşim olmuyormuş. Sağlık olsun. Şurada da daha domestic animal yapmaya gerek yok anladığım kadarıyla. Evet, oradaki bitkileri de yok etmeyelim boşuna. Ama şu hayvanların yanında bir tane daha bitki koyabilirim şuraya. Şu Granary Project kaç olacak? 20 olacak. Şu ana kadar zaten 13 oldu. Eğer diyor sınırlarımda mineral olursa coşarım. Ama şu anda coşamıyor maalesef. Koçum benim sen şuraya gel beni dinleme sen bir domestic animal yap bakalım. Bunun bir de galiba sınırı var. Bunun yakınlarında bir şey olması lazım. Onun yakınlarında olmazsa bu kasabanın kendi sayısını etkilemiyor anladığım kadarıyla. Evet, yakınında olduğu zaman direkt kasabanın kendi sayısını etkiledi. Şu anda üzerine bırakabilirsin diyor. Bir bırak bakayım. Ne yapacaksın? Çok merak ettim. Odun çıkardı üstünde. Bu kadar. Neyse ama biz sınırımızı açtık. Şu 20'ye hiçbir zaman ulaşamayacaktı eğer şu 16 bölü 24 olmasaydı. Bu sefer bilerek bir şeyler yapıyoruz. Bu sefer bilerek isteyerek bir şeyler yapıyoruz. Mutluyum. Nasıl mutlu oldular? Nasıl mutlu oldular? Ambar yapıldı diye. Bu ne be? Aradan bir babatorik çıktı. Ambasador, elçi. Güçlerini arttırıyordu giantların. Evet geçen videoda da elçi bulmuştuk. Doğru. Hatta birden fazla elçi bulmuştuk. Ne oldu? Şimdi bize kaya devini verdi. Yeni bir özelliği var diyor Kaya Devi'nin. Ambasador'u al diyor Kaya Devi ile. Gel bakayım Ambasador. Hadi bakayım. Zıpla. Beynime ha. Tam şöyle beynime yerleş.
Artık özellikleri aldık. Granary'nin yakınlarına mineral yeri koyarsan eğer, oradan bir etkileşim olacak, bir simbiyosis olacak. Hadi bakalım sen delikanlı mısın, doğru mu söylüyorsun anlayalım. Şimdi şurada bitkiler var. Abi orada bitkiler var. Eyvallah, ben de bunun farkındayım. Ama benim faydalanabildiğim yerde yapabileceğim tek yer bu galiba. Şuraya ben bir tane gömçereyim. Evet, bitkileri dağıtıp onların yerine mineral bırakacağım ama... Bakalım birbiriyle etkileşimi nasıl olacak. Oo, Granary'nin ambarın inanılmaz bir bitki sağlamasına, yemek sağlamasına katkıda bulundu bu. 10 çöl çıkar diyor. Desert çıkar. Okyanustan veya ormandan olabildiğince uzak olsun dedi bunun için. Madem öyle diyorsun abi, ben de seni kırmam. Al bakalım. Bence olabildiğince uzak. Daha da uzağa koymaya gerek yok yani. Daha da uzağa koymak işin fetiş boyutu olur artık. Biz böyle bir şey istemeyiz. Animal Nest'in yanına koyulursa artı 10 wealth veriyormuş. Evet, mount'unumuzu da oluşturduk. Şimdi çöl kasabamız çıkacak mı peki? Al abi, domestic animal'ı da bıraktım. Umarım bu senin için yeterli olacaktır. Ne çıktı orada animal olarak? Barover. Animal'ın yanında mineral varsa da bonus alır demişti. Vallahi mineral de var. Bonusu da verdik. İşte yerleşim de kuruldu. İşte yerleşim kuruldu. Yeni bir proje başlayacak yakında, bunu hissediyorsun diyor. Hissettin diyor sen bu projeyi. İşte proje geldi. Proje geldi. Welt lazım diyor bana. Aynı zamanda da food lazım diyor. Şimdi hacım, gel bakalım. Ne diyor? Materyalleri village borderların içinde koy. Welt sağlar diyor onlar. Peki. Şimdi seni buradan alıyoruz. Şuradan sana bir welt basacağım. Village border'ın içinde welt ha. Şuraya koyabiliyorsun diye bir donu var ya. Efsane efsane. Şu village'ın alabildiği yerler buralar değil mi? Mükemmel. O 10 welt veriyor buradan. Bunun özelliği neydi abi? Artı 8 tek verir. Eğer yanında stone varsa. Artı 8 bir welt daha verir diyor. Yanında quartz varsa. İşte ben bu senin yanına manyak gibi domestic animal koysam şuraya. Bir tane daha. Proje zaten food'u hemen tamamladı. Paldır küldür tamamladı food'u. Şuraya da bir şey yapacağım ya. Meyve bahçesi kuracağım. Çölde ne çıkıyor çok merak ettim meyve kurduğumuz zaman. Ne çıkıyormuş? Vitrit şurup. Garip böyle güdük bir bitki çıktı orada. Vallahi güdük bir bitki çıktı. Babacım senin kullanabileceğin alanda ben bir tane daha şundan yapacağım artık. Ne yapalım? Olmayacak başka türlü. Yani bizim bu 9'a ihtiyacımız yok. Hı? Bir de maden ekledi ona. Ne diyorsun hacı şimdi? Şimdi diyor abi, bütün diyor kasabayı geliştir. Proje bitene kadar diyor. Böyle mutlu mesut yaşasınlar orada. Hadi bakalım çocuklar. 9 oldu. Bir tane daha toplayın. Bir tane daha toplayın bak. 18 var elinizin altında. Lütfen. 18'de 9 görüyorum buradan. İşte bu.
İşte bu. Kilise yaptınız değil mi? Ben size o kadar malzeme verdim. Bir cami dikmediniz. Şuraya gittiniz kilise diktiniz. Alacağınız olsun. Alacağınız olsun dikmediniz camiyi. Bak ben sizi biliyorum. Bak ben sizi ne yapacağım. Sen var ya aralarındaki en delikanlı dev sensin. Söyleyeyim. En delikanlı dev sensin. Şimdi bataklık oluşturmamız lazım. Efendim, bataklığı oluşturmak için tabii ki önce geliyor gönlümüzün sultanı. Okyanus devi. Şimdi bataklık yapabilecek olan vatandaş tabii ki okyanusa bağımlı. Okyanusun yanına yapabilir bataklığı ve yapıyor da. Birazcık zoom out yapmanın anlamı bu mu sizin için ya? Dünyanın sonuna kadar geri gitmek. Peki. 13 patch bataklık. Bunu yaptık. Yeni bir özellik kazandı diyor. Herb. Bitki koymak. Al bakalım bitki. Ne koydun abi bitki olarak? Bitki dediği şey peppermint. Biber mi? Nane mi? Ne bileyim. Mint de nane demek. Pepper da biber demek. Karıştırdım ben var ya. İkisinden karışık bir şey o. Bunlar teknoloji üretiyormuş. Bu abi teknoloji üretiyor. Bizi ilgilendiren bu. Tamam bu bizi ilgilendiren şey bu. Şimdi üzerine aspect eklediği zaman bakalım ne olacak. Bataklıktaki abilerin sadece teknolojide yaşaması ne kadar ilginç değil mi? Yemek yemiyorlar. Ne oldu bu şimdi? 4 de yemek ekledi ona. Mükemmel. Bir de şuna ekle abi. Çok güzel. Şimdi şuna klikleyelim. Şuradan tomatoya dönüştürelim onu. 12 yemek. 8 teknoloji veren bir şey oldu. Adam oldu adam. Şimdi ne oldu? Orada bir proje oluştu. Okul. Zaten büyüyorum. Daha ne yapayım diyor. Kardeşlerim birer kaldı. Zaten şu anda nihai amacımıza ulaşacağız. Evet nihai amacımıza ulaştık. İçeriden Sabo çıktı. One Piece'ten. Şapkasının üzerine gözlüğünü koymuş. Hangi giant'la almamı istiyorsun abi? Hangi giant'la almamı istiyorsun? Bununla alayım hadi. Swamp giant'la alayım ben onu. Hop aldım. Projeleri tamamlarsan diyor sana ambasador verecektir ödül olarak. Her daimi bu öyledir diyor. Proje tamamladığın anda elçiyi kaparsın. Hop arkamdan hain gibi bir tane adam zıpladı. Altmışın üstünde prosperity diyor. Prosperity 60'ın üstüne çıkar. Aha bir şey yetişken ne oldu böyle? Tebrikler. Nomad geldi. Nomad nerede spawn oldu be? Nomad spawn dedi. Bir yerde bir şey varsa bile göremiyorum şu anda. Yani o zaman ben şuradaki devimi getirerek şöyle bir orman kurayım şuraya ya. Şurada da bir ormanımız olsun. Mamımız yürüsün. 46. Maksimum 46 adamın olabilir diyor. Bizimse 60'a ihtiyacımız var. Görevimiz 60 yapmak. Ama şu anda bir de orman oluştur diye görev verdi bana. Al orman oluşturdum. Teşekkür ederim. Swamp Giant'la exotic animal özelliğini açtım sana diyor. Exotic animal. Abi exotic animal, exotic animal. Şuradaki en dandik yere ben exotic animal'a çevirmeye karar verdim. Evet, böyle de bir çılgınlık yaşandı birdenbire. Sen animal'lara mı bir güzellik yapıyordun? Yok, plant'leri upgrade ediyormuş. Sen de herhangi bir coşmuşluk yapamıyordun peki?
Forest'ta kullan diyormuş bunu. Tabi düzgün okumazsan böyle olur. Düzgün okumazsan böyle yaparsın. Koçum gelirsin onu abuk subuk yere atarsın. Ondan sonra da bir şey olsun diye beklersin. Ormanda kullan diyor sana ya. Kullan bakalım onu ormanda. İşte bu. Yeryüzünde nomadlar geziyor, hissedebiliyorsun diyor. Aha geldi bizim nomadlar. İşte geldi abi nomad. Evet çocuğum, benden ne istiyorsun? Bunu söyle. Delikanlı gibi söyle, benden ne istiyorsun? Bana diyor ki bana bir şey oluştur diyor bak. Bana bir şey yap diyor böyle. Al sana bir şey yaptım. Blueberry, chicken, böyle şeyler yapmayacak mısın diyor. Giant create blueberry. Al bakalım. Al senin yakınlarında bunu oluşturalım o zaman biz. Evet, blueberry'yi de oluşturduk. Leaf aspect. Onları blueberry'den diyor dönüştür bakalım. Strawberry'ye. Strawberry ile teknoloji de verirsin böylece diyor. Sizde bir proje çıktı değil mi? Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Ne diyor? 19 dakikam var diyor. Veld lazım, food lazım bana diyor. 15 veld, 15 food. Hocam bana bırak sen onu. Sen onu bana bırak. Kardeşlerim süremiz biterken küçük bir ayak oyunuyla şunları da food'a çevirdim. Bu şehirler büyüyüp daha fazla alanı kaplayamıyorlar mı acaba ya? Hadi bir tane daha, bir yemek daha getirirsen eğer bu iş olacak. İşte bu. Sen kimsin? Truvalı Helen. Truvalı Helen, Truvalı Helen de sen al. Truvalı Helen'i aldın, neler geldi? Fruit aspectle daha fazla food ekleyebilirsin onun üzerine diyor. Kasabalıların açgözlülüğü var şu anda diyor. Açgözlülük kaosa sebep olur. Ne yapıyor onlar öyle ya? Kasabanın nasıl birdenbire tamamen kaosa sürüklendiğini gör dedi. Rock Giant ve Swamp Giant'ın atak özelliklerini kullan diyor. Yok et onları. Aman Allah'ım. Benim diğer adamlarıma saldıracaklar. Bombala burayı. Oba, bombaladı. Harbiden bombaladı. Sen de şuradan bombala. Hala o gemide birileri varsa canlı. İşte bu be. Yumruğu kodunma hepsini indirdi aşağı. Destroy the village dedi ha. Bu arada. Bu arada destroy the village dedi arkadaşlar. Lütfen. Ya ben ister miydim ki böyle olsun? Ben ister miydim böyle olmasını? İstemezdim. Ama siz beni buna mecbur bıraktınız. Siz beni buna mecbur bıraktınız. Abi bu da ne çabuk doluyor. Tam bir psikopat özellik ha. Patır kütür doluyor yemin ediyorum. Bunun özelliği daha yarıya gelmedi. Hemen bir daha kullanılacak. Bak şimdi daha 4'te 1'i kaldı. Yavaş yavaş dolacak. Bu bir daha geliyor. Koçlar açgözlülük yapmayacaktınız. Devlerimle, titanlarımla sizi besledim, büyüttüm. Ama siz çok büyük hayınlık yaptınız.
Şu gelsin zaten 55 hasar diyor. Buradan 7 saniyede 7 hasar vuruyormuşuz biz. Bu da az değilmiş ha. Hemen hemen aynı hasarı vuruyormuşuz. Sadece biri anında vuruyor, biri yavaş yavaş vuruyor. Sen de şu saldırıyı yap o zaman oraya. Kamehame saldırısı. Klan yok edildi. Buradakiler nasıl? Gayet mutlular. Şimdi sen her şeyi öğrendin diyor. Kardeşlerim, madem her şeyi öğrendin diyor oyun bize. Artık New Game dediğimizde şuradan Beginning'i başlamıyoruz. Era'yı başlıyoruz. Era'dan kendimiz bakalım neler yapacağız. Eğer sizlerin beğenileri ve yorumları bu yönde olursa, istekleriniz devam ederse bir sonraki bölümde hep birlikte bunu göreceğiz. En azından şimdi tam olarak ne yaptığımızı anlamış olduk. Tam olarak yapmak istediğimiz şeyleri nasıl kullanacağımızı görmüş olduk. Bakalım artık bir dahaki videoda neler yapacağız hep birlikte göreceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve devamından haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun için abone ol düğmesine basmanız ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedel Oyunlar logosuna tıklamanız yeterli olacaktır. Diğer sosyal medyalardan da kanalımızı takip etmek isterseniz ana sayfadaki logomuzun üzerindeki linkleri tıklayarak Steam, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Videolar kısmına tıkladığınız zaman geçtiğimiz seneler içerisinde kanalımıza yüklenmiş olan 1000'den fazla videoya ya da isterseniz oynatma listelerinden düzenlenmiş olarak serilerin içinde bulunduğu oynatma listelerine ulaşarak geçmiş videoları da izleyebilirsiniz. Eğer yayınladığımız bir video hakkında ayrıntılara ulaşmak isterseniz videonun hemen altındaki daha fazla göster kısmına tıklayarak o videonun linkine, daha önceki yayınlanmış olan videoların oynatma listelerine ve sosyal medya platformlarındaki sayfalarımızın kısa yollarına ulaşabilirsiniz. Eğer kanalımızı gerçekten beğendiyseniz ve bu güzel duyguyu arkadaşlarınızla da paylaşmak isterseniz bunu bu sayfa üzerinden herhangi bir yerden yapamazsınız. Bunun için dışarıya çıkmanız, arkadaşlarınızın yanına gitmeniz ve Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmanız gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.